Osman Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Erbil Merkezli Yayın Kuruluşu Rudal, Öcalan'ın koronavirüse bağlı sağlık sorunlarından ötürü hayatını kaybettiğini duyurdu. Kürt medyasında Osman Öcalan'ın Temmuz ayında felç geçirdiğine yönelik haberler çıkmış ancak ailesi bu haberleri yalanlamıştı. TRT yayını tartışma yaratmıştı. Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019'daki İstanbul'da tekrarlanan yerel seçim öncesi TRT kurdiye çıkıp Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesi, o dönemde kırmızı bültenle arandığı iddiaları nedeniyle tartışma yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınla ilgili olarak, doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT kurdu de böyle bir program yapmışsa, bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum demişti. Osman Öcalan da söz konusu yayınla ilgili olarak ilk kez geçen yıl konuşmuş ve TRT'de konuşmanız için sizde kim iletişime geçti sorusuna TRT'den teklif geldi yanıtını vermişti. Calan, kırmızı bültenle aranıyor musunuz sorusuna ise şu cevabı vermişti. Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Erbil'deki bir hastanede öldü. Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini kaybetmişti. Osman Öcalan kimdir? PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı. Erbil merkezli televizyon kanalı Rudav'ın geçtiği son dakika haberine göre Osman Öcalan bugün sabaha doğru saat 04.30'da COVID-19 nedeniyle öldü. Peki PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan kimdir? Osman Öcalan kimdir? Osman Öcalan 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın filan kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt Partisi ile KDP ve KEB ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi. 1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı. Abdullah Öcalan, 4 Nisan 1949, Halfeti veya zaman zaman kullanılan kısa adıyla Apo, PKK'nın kurucularından biri ve bilinen ilk lideri. 1999 yılında Nairobi'de Kenya güvenlik birikimlerince yakalanması sonrasında, 15 Şubat 1999 günü Türk güvenlik görevlilerine teslim edilerek Türkiye'ye getirildi. 28 Nisan 1999'da, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre vatana ihanet suçu gereğince hakkında idam cezası istendi. 29 Haziran 1999'da silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçuyla idama mahkum edilse de, Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Günümüzde İmralı cezaevinde hapis yatmaktadır. Kendi söylemine göre annesi Türk, Babası Kürt kökenlidir, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli, Amara, köyünde Ömer ve Üveyş Öcalan'ın üç çocukluğundan biri olarak doğdu. 1966-68 döneminde Ankara'da Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde okudu, ardından 1969 yılında Diyarbakır'da kadastro memurluğu yapmaya başladı. Diyarbakır'daki görevinden Bakırköy Tapulama Müdürlüğü'ne atanıp İstanbul'a geldi. 1971 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdı. Öcalan aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine yatay geçiş yaptı. 1970 yılında İstanbul'da Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) şubesi üyesi olarak politik faaliyetlere başladı. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kayıt yaptırdı yine bu yıllarda Mahir Çayan çizgisindeki THKP, C örgütü ile ilgilendi. Nisan 1972 tarihinde Şafak grubunun bildirilerini dağıtırken yakalanarak 7 ay mamak askeri cezaevinde tutuklu kaldı. 1975 yılında bir grup öğrenci arkadaşı ile birlikte Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği'ni kurdu. Ankara'da kurulan dernek kısa bir süre içinde Güneydoğu Anadolu'ya taşınmış ve bölgedeki gençler arasında propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur. Derneğin kurucuları arasında şu an KCK yürütme kurulunda bulunan ve PKK'nın kurucu isimlerinden olan Cemil Bayık, Duran Kalkan, Rıza Altun, Mustafa Karasu ve örgütün hayatını kaybeden öncülerinden Kemal Pir, Mazlum Doğan, Haki Karar, Mehmet Hayri Durmuş gibi isimler bulunmaktaydı. Kesire Yıldırım ile 24 Mayıs 1978 günü Ankara'da evlendiyse de daha sonra ondan boşandı. 27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Nice ilçesi Fisköy'ünde Türkiye-İran. Irak ve Suriye devletlerinin bir kısım toprakları üzerinde yer alan ve Kürdistan olarak anılan bölgede Marksist-Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan ve daha sonra çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından terör örgütü olarak tanımlanacak olan Kürdistan İşçi Partisi, PKK, nin kurucuları arasında yer aldı. Ardından gerçekleşen 12 Eylül darbesi döneminde örgütün 60 kadar yöneticisi öldürüldü ve birçok taraftarı tutuklandı. Bunun üzerine örgüt geri kalan güçlerini Türkiye'nin sınırları içinde tutmanın tehlikeli olacağına karar vererek Suriye'ye çekti ve Abdullah Öcalan bu süreçte örgütün eylemlerini buradan yönetmeye başladı. Öcalan, kaldığı İmralı Adası'ndaki cezaevinde esnek, çok kültürlü, antitekelci ve uzlaşma odaklı olarak tarif ettiği demokratik konfederalizm adlı bir politik kuram geliştirmiştir. Klasik Marksist-Leninist görüşlerin Murray Bookchin'in komünalizme dair fikirleri ile ekoloji ve feminizm gibi konuların harmanlanması sonucu oluşan ve devlete dayanmayan sosyalizm anlayışını içeren bu doktrine göre, Ortadoğu'nun toplumsal yapısına en uygun model konfederal bir yapıdır. Öcalan, 22 Arap devletinin kendi arasında bu durumun gerçekleştirebileceğini, buna benzer olarak Türklerin de kendi aralarında Türk Demokratik Konfederalizmi kurabileceğini ifade etmiştir. Çünkü Öcalan'a göre bu ulusların ayrı ayrı bağımsız milli devletleri bulunduğu için tek devlet bayrağı altında toplanamayacaktır. Yine Öcalan'a göre Marksist bir ilke olan ulusların kendi kaderini tayin hakkı, salt devlet kurma ilkesi olarak ele alındığı için tarihi felaketlere yol açmıştır. Buna karşın demokratik konfederalizm ilkesinin demokratik ulus seçeneğinin yönetme şekli olarak bir halkın kendi geleceğini özgür ve demokratik yollarla belirleyebilmesinde bir biçim olarak kendini tarif ettiğini belirtmiştir.